Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda biliyorsunuz FC videosu hakkında video çekmemi istiyordu arkadaşlar. Benim de kendimin en çok kullandığım, en çok tavsiye ettiğim, en dayanıklı düğümlerden birisi olan FC düğümünün videosunu şimdi sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar FC'de makineden gelen ipimizi düşünelim bu. Mümkün olduğunca kalın tutmaya çalıştım ki hani daha iyi görünebilirlik olsun diye. İpimizi geriyoruz. Ben gererken böyle hep ağzımda tutarım. Daha rahat yapabiliyorum çünkü hem daha iyi görüyorum düğümü atarken. Daha hakim olabiliyorum açıkçası. İpi gerdik. Misra'yı bakın, lideri üste koyuyorum direkt. Üstten başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken unsur, hep yeni başlayan arkadaşlar şu hataya düşüyorlar. Hep şöyle bir yanılgı var. Alttan üstten, alttan üstten diye örmeye başlıyorlar ama öyle bir şey yok. Bakın iyi dikkat edin. Her zaman için bakın. Üste koydum. Misina'yı da gergin tutuyorum. Alttan. Alttan. Hep alt arkadaşlar. Alttan. Alttan. Alttan, 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 alttan. Gördüğünüz gibi böyle yapmaya devam ettikçe ip misinanın uzun olan tarafına doğru yürüyerek devam etmeye doğru ilerleyecek böyle. Bakın şimdi. Devam ediyorum. Alttan. Alttan, 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 arada bir de bakın şöyle düğümü sıkıştırıyorum şöyle. En son nerede bıraktıysam da tersinden devam ediyorum. Karşıya gitmişim en son. Alttan, alttan, bakın hep aynı. Alttan, 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 alttan. Bu şekilde devam ettik. Bakın örüldü. Şimdi misina da ip de inceldiği zaman bu ilerleme tabii ki daha yavaşlıyor. Misina ip ve kalın olduğu için şu anda biz bunu atarken birkaç düğümde yaklaşık 2 santimlik bir yol ilerlemiş olduk. Normalde bunun belirli bir sayısı yok. Ben FC'yi atarken ortalama bir kafamda bir sayı belirlemiyorum. Sadece uzunluğa göre yeterli ya da yetersiz diye düşünüp yeterli olduğunu gördüğüm yerde bırakıyorum düğüm atmayı. Şimdi bence bu şimdi video için daha fazla uzatmaya gerek yok. Bakın bu kadar uzattıktan sonra gördünüz değil mi? En son buraya kadar getirdik. Burada diyelim ki bitireceğiz. Bakın burada İlkin bir kapatma düğümü atıyorum arkadaşlar. Hem ipin hem misinanın üzerine ağzımda tutmuş olduğum misinayı ipi özür dilerim. Şöyle bir kez üzerinden geçirip şöyle bakın. Çekip oturtuyorum ki şimdi ipi ve misinayı uçtan gerdiğimde bırak biraz. Gerdiğimde şey olmasın. Kayma olmasın diye şöyle biraz sıkıştırıyorum düğümü. Ondan sonra kapatma düğümlerini tekrarına geçeceğim. İlkini atmıştık az önce gördüğünüz kapatma düğümünü. İpimiz biraz uzun şu anda şuradan biraz kısa oldu. İlkini attık. Üstten yapmıştım. Bakın bunda da böyle. Üstten ve alttan. Üstten. Alttan. Üstten. Alttan.
üstten. Alttan. Kapatma düğümlerini de üstten alttan, üstten alttan yaptıktan sonra arkadaşlar bazen şöyle bir şey de yapıyoruz. Şimdi düğümüz normalde bitti. Burada lider düğümümüz, lider ipimizi ben tam dibinden kesiyorum. Kestikten sonra bazen arkadaşlar buradan düğümü ipi misinayı yakıp geriye kaymasını engellemek için kendilerince güya yapıyorlar. Topaklaştırıyorlar burayı ama hiç gerek yok. Zaten düğü doğru atılırsa kaymaz asla. Ondan sonra arka tarafa tekrar düğümü üstten alttan devam ettiriyorum. Bakın. Bunu da yaptık. En son kapatmayı da bir iki kez yapıyorum. İki kez içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Yaklaşsın mısın şuraya? Bakın. Bu arka tarafı örmemdeki neden ise FC düğümü kamış halkalarına en az takılan düğüm. Kamışa doğru misinayı sardığımız zaman düğüm kamış halkalarından içeri doğru ters yöne doğru girerken takılma yapmasın diye burayı konikleştirmek buradaki maksat. Bunu da yaptıktan sonra ipimizi mümkün olduğu kadar dibe yakın bir yerden kesiyoruz. İsterseniz bu ipin ucu yakılabilir tekrardan açılmasın diye. Gördüğünüz gibi FC düğümü aslına bakarsanız gayet basit, gayet de sağlam bir düğüm. FC düğümünün en büyük özelliği arkadaşlar, tavsiye etmemdeki en büyük neden, atacağınız diğer tüm düğümlerde bobin düğümü hariç, bobin düğümü de biliyorsunuz o bobin aparatıyla şöyle çevrilerek yapılan düğüm. O düğüm hariç mantıklar biraz zaten birbirine yakındır. Misina'nın üzerine asla ve asla hiçbir şekilde düğüm atılmayan bir bağlama şekli olduğu için FC'nin atı ben çok tercih ediyorum. Bakın başından da gösterelim. Misina'nın üzerinde hiçbir şekilde düğüm yok. Sadece misinanın üzerinde kenetlenmiş aynı kamışlardaki spiral sarım gibi misinayı tutan kenetlenmiş bir ip var üzerinde. Düğümün üzerine yani bu örgüyü yaptıktan sonra hiç kapatma yapmasanız dahi bu düğümü çektiğinizde misina ipin içinden sıyrılmaz arkadaşlar. O kadar kuvvetli bir düğüm. Bu örgüyü de misina üzerinde ne kadar çok uzatırsanız misinanın ne kadar yüzeyine baskı uygularsa düğümde mukavemeti o kadar yüksek olur. Ama ne olursa olsun sonuçta ipimizin, kamışımızın, makinamızın hepsinin bir haddi var. Bunlardan daha güçlü bir düğüm yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü ne kadar uzatırsak bunu dezavantaj olarak da kamıştan çıkarken o kadar çok sürtünme uygulayıp atış eğrimini kısaltacak. Hiçbir zaman unutmayın takımımız üzerindeki en güçsüz nokta kadar güçlüdür. O yüzden mümkün olduğu kadar kuvvetli düğüm için FC'nin atı tavsiye ediyorum arkadaşlar.